Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir yemeğim var, sebze yemeğim var. Şöyle orta boy bir adet kerevizim vardı. Onun kabuklarını soydum. Yarısına yakınını salata yapmıştım. Portakallı kereviz salatası yaptım 1-2 gün önce. Şimdi bu kalanını da böyle yemek yapacağım. Çok lezzetli, güzel, farklı bir yemek olacak. Yarım limonun suyunu içine sıktım. Bir tatlı kaşığı da kahve kaşığı da tuz ekledim içerisine ve ben diğer malzemelerimi doğrarken bu suyun içerisinde bekledi. Doğramadım ki büyüklüğünü, ölçüsünü şöyle görebilin, aşağı yukarı bir fikriniz olsun diye. Şimdi bunu şöyle dilimler halinde doğrayacağım. Kereviz dizme olacak bu arada, yemeğimizin ismi de. Bir fırın kabına dizerek hazırlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi şöyle orta boy bir kase dolusu kereviz var şimdi burada. Tekrar tuzlu suyun içerisine koydum ki ben diğer malzemeleri kavururken o kararmasın. Şöyle 100 gram kadar kıyma, dana kıyma hazırladım. Bir tane küçük boy kuru soğan doğradım. Bir diş sarımsak doğradım. Ve bir tane de küçük boy havuç doğradım burada. Hepsini jülyen dediğimiz uzun uzun doğradım. Bir tane küçücük bir kapya biber, kırmızı biber ve 2-3 tane de yeşil sivri biberi yine aynı şekilde uzun şeritler halinde doğradım. Şurada sonradan ekleyeceğiz üzerine maydanoz, hemen 2-3 dal kadar. Malzemelerim hepsi bu kadar. Tuz, karabiber, pul biber. Bunlar her evde olan gayet ekonomik, güzel bir yemek. Küçük bir tavayı, orta boy bir tavayı ocağa koydum, ısındı. Şimdi içine şöyle bir tahta kaşık dolusu, yaklaşık 1,5 yemek kaşığı diyebilirim, zeytinyağı ilave ettim. Daha sonra havuç, soğan ve sarımsakları ekliyorum. Bir iki dakika soteledikten sonra onları tavanın kenarı kısmına çektim ve kıymayı kavuracağım şurada bir kenarda da. Biberleri de ekleyip hepsini beraber de yüksek ısıda 1-2 dakika kadar kavuracağım. Hafif dış yüzeyleri kızarıncaya kadar. Bir tatlı kaşığı kadar, kahve kaşığı kadar tuz ilave ettim. Yarım kahve kaşığı karabiber ve yarım kahve kaşığı da pul biber ekledim. Yazın kendi yaptığım biberli domates konservesinden de şöyle 2-3 yemek kaşığı ekleyeceğim. Hatta 3-4 diyebilirim. Çünkü başka salça falan ilave etmiyorum. Sadece bunu kullanacağım. Evet, harcım hazır bile. Şimdi ocağı kapatıyorum ve fırın kabına yerleştiriyorum kerevizle beraber. Kerevizleri tekrar sudan geçirip bir süzgecin içerisine süzülmesi için koymuştum az önce. Şimdi onları şöyle dizeceğim fırın kabına.
Biraz üzerlerine tuz serptikten sonra hazırlamış olduğum harcı üzerlerine dökeceğim. Mümkün olduğunca harcı şöyle aralarına getirelim. Sebzeleri kavurduğum tavaya yarım su bardağı su ekledim, 100 ml. Şöyle karıştırıp üzerlerine gezdireceğim. İsterseniz böyle iki kapaklı bir fırın kabınız varsa onun içine ya da üzerine bir fırın pişirme kağıdını nemlendirip ıslatıp kenarlarına şöyle etrafına koyarak da yapabilirsiniz. Şimdi 200 derecelik fırına vereceğim. Önceden ısıtılmış olursa daha iyi olur. Alt üst ayarda pişecek. Kerevizler yumuşayıncaya kadar. Kerevizler yumuşadığı zaman kapağı açacağım ve üzerlerine çok az peynir serpeceğim ve o şekilde maydanozla serperek servis yapacağım. Evet, gördüğünüz gibi yemeğim fırından çıktı. Çok lezzetli, çok güzel kokuyor gerçekten. O ağır kereviz kokusu kesinlikle yok içinde. Şöyle dediğim gibi bir çatal yardımıyla eğer kontrol ederseniz piştiğini de anlayabilirsiniz. Gayet güzel yumuşamış ve pişmiş görünüyor. Üzerine de biraz cheddar peyniri serptim. İstediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Eriyen tabii ki. Şöyle biraz da maydanoz serptiğimiz zaman tadından yenmeyecek. Emin olun. Umarım siz de beğenerek hazırlarsınız, yersiniz. Evet, servis tabağına da aldım. Gördüğünüz gibi çok lezzetli, çok güzel görünüyor. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Lütfen abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun.